Karanlar Kulübü'nden bu hafta da merhabalar. Bu hafta mutfaktayız. Gezmiyoruz. Size söz verdiğim gibi mutfağa girdim. Ve bu hafta size çok kolay bir yemek yapacağım. Çok güzel bir tarif veriyorum. Linguini vongole yapıyoruz. Yani taraklı midyeden, bunlardan işte şunlardan fresh clam lazım bize. Taraklı midye oluyor. Ve garlic lazım. Fresh garlic. Spagetti lazım. Aslında linguini yapacağım diyordum ama dolaba açtığımda baktım linguini yokmuş. Ben de dedim o zaman ne yapalım? Spagetti yapalım. Nasılsa hepsi pasta. Yani sonuçta linguini biliyorsunuz bunların böyle yassısı oluyor. Bunlar ama yassı değil. Görüldüğü üzere yuvarlaklar. Spagetti yani anlayacağınız. Olive oil'umuz var. Garlic'imiz var. Parsley'imiz burada. Burada. Biraz tuz ve acı biber lazım. Dediğim gibi çok basit. Hemen tarife geçiyoruz hep birlikte. Evet, nerede kalmıştık? Unuttum çünkü ayar yapmaya çalışıyorum. 5 saattir kamera ayarı. Beceremedim. En sonunda becerdim. Neyse oldu. Şuradan bir bıçak aldım. Hatta iki bıçak aldım. Evet, ilk yapmamız gereken şey. Suyu koydum, karabiberi. O kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra spagettileri içine atıyoruz. Çok az tuz atacağım. Çünkü bu deniz tarağı zaten denizden geldiği için biliyorsunuz. Kendine has bir tuzu var. O yüzden çok tuzlu olmasını istemiyoruz tabii ki de. Hemen birazcık tuz atalım. Gerçi bol bol su koymuşum. Şöyle. Şu kadar da spagetti kullanıyoruz. Spagettileri kırmıyoruz. Çünkü makarna yaparken spagettiyi bazıları ikiye bölüyor. Lütfen bölmeyelim. Yani o zaman spagetti yemenin pek bir anlamı kalmıyor. Şöyle yavaşça kibarca suyun içine batırıyoruz. Evet, 3 tane büyük sarımsaklarımızı, şunları alıyorum böyle. Bakın bayağı büyük. Şöyle hafifçe bir böyle patlat yapalım. Neden? O kokusu böyle daha çok çıksın. Böyle burnumuzun içine girsin diye. Yemeğe daha lezzet veriyor. Yani hafiften dövmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sonra bunları aynen şu şekil kesiyorum. Çok fazla parçalamayın. Biraz iri kalsın. Çünkü ağzımıza da gelsin. Tadı ağzımıza gelmedi. Arkasından maydanozu alıyoruz. Maydanozu burada hazırladım, yıkadım. Bakın, fresh fresh maydanozlarımız. Şu büyük bıçağımızı alalım ki. Bayağı bir yemek gidiyoruz. Çekmeye. Biraz şey olmuş, paslanmış. Gerçi yemek yapıyorum, yapmıyor değilim ama böyle video için biraz şey olmuş. Yani ne bileyim. Şimdi ben de şöyle kırmızı biber var. Siz şey biber de kullanabilirsiniz. Hani bu taze biberler var ya, koparıyorsun böyle şey gibi, maydanoz gibi toprağında ekili kırmızı biberi kopar. Gel onu burada kıy. Ondan sonra bunu onun içine atabilirsin. Zeytinyağımız var demiştik. Ama şunu söylemeyi unuttum. Bir de bizim birazcık böyle yarım kadeh kadar beyaz şarap ekleyeceğim. İsteyenler ekleyebilir, istemeyenler eklemesin. Onun yerine bir bardak su eklersiniz, tamam mı? Zaten yaparken yine anlatırım. Makarnamız hazır bu arada. Hemen süzelim onu. Çünkü çok pişmeyi istemiyoruz. Midye, taraklı midyelerimizi açıyoruz. Bunları çok fazla öyle suda bekletmeyeceğiz onu. Bak, buzlu buzlu, donuk. Dikkat edin. Evet, hemen sudan geçireceğim. Hemen sudan geçireceğim. Ne yapıyoruz? Bu tarafa gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, biraz zeytinyağımızı döküyoruz. Biraz bir şey. Bundan çok fazla koymayayım. Biraz da tereyağı atarım içine. Lezzet dersin. Doğradığımız sarımsaklar. Önce sarımsakları attık. Çili pepe, acı biber. Biraz bol olsun bence. Cengiz seni çok sevmiyor acı ama ne yapalım, yiyecek mi? Bunu yer. Döndüm. Nerede? Burada. Şöyle hafif kavuruyoruz. Çok güzel sarımsak kokuları geliyor.
Çok az uzatacağım, çok fazla atmayacağım çünkü şey dedim ya, deniz sarı hafif tuzlu zaten denizden geldiği için. Çok fazla tuzun çaresi yok. Az tuzun çaresi her zaman mevcuttu. Şimdi deniz taraflarımızı geçelim. Zaten kendi suyu var içinde. Şimdi kendi suyunu da böyle salacak. O zaman da o bizim yemeğimize lezzet katacak. Evet, kaynamaya başladı. Çok fazla pişirmiyoruz. Eğer çok fazla pişerse tadı gider. Hatta şimdi yarım bardak şarap, aslında yarım bardaktan biraz daha az koyacağım. Şöyle lezzet versin diye. Siz istemiyorsanız koymayın. Sorun değil. Şimdi şarabı da koyduk. Hatta şimdi bazılarını şöyle daha çok lezzetlensin diye etlerini ayırıp kabuklarını bırakıyorum. Evet, bakın bazı kabukları ayırdım. Etlerini içine attım. Şimdi böyle koca bir avuç maydanozumuzu da atıyoruz. Bunu da biliyorsunuz kesmiştik. Küçük küçük kıyırıştık bunu ben size. Bakın etler içinde şöyle küçük küçük. Böyle çok fazla bir şey yok yani etli. Makarnamız da geldi. Çok pişirmedik makarnamızı da. Şöyle de hepsini güzel karıştıralım. Nasıl güzel kokular inanamazsınız. Az bir şeyle tereyağı alacağım. Tereyağımızı da açalım. Şöyle şu kadar lezzet versin diye. Bunu da atalım. Şöyle bir hafif tıngırdasın. Makarna da sosu böyle içine çeksin ki lezzetini alsın. Biraz dereceyi arttıralım. Tamam. Tıngırda da daha fazla pişirmeye gerek yok. Söndürüyoruz. Spagettili yani lungeniydi ama neyse spagetti oldu. Spagetti vongolemiz hazır arkadaşlar. Vongole. Hatta inanmazsınız dün gece şöyle bakın koyuyorum. Dün gece Berkin Oya'nın yeni bir dizisi başlamış. Hani bir başka da vardı ya. Onun dizisi Kuvvetli Bir Alkış Zannedersem ismi dizinin. Onu izledik. Hatta orada bilmiyorum siz de izlediniz mi? Daha birinci bölümünü izledim ben de. Orada sipariş vermişler. İlle ben işte spagetti vongole istiyorum diye. Yani ben bunu aslında size yapmak için çok uzun zamandır düşünüyorum. Yapacağım bir türlü kısmet olmamıştı. Dün gece de bunu izleyince tam böyle üstüne denk geldi. Yani ben vallahi onlardan kıskanmadım söyleyeyim. Onlar benden kıskanmış. Bu haftanın önerisi de o olsun size. Görüyor musunuz değil mi? Hı, göstereyim şunu. Hadi tadına bakalım. Biraz da suyundan ekleyelim aslında. Cengiz Bey de içeride. Diyor ki hazır mı hazır mı? Pişti mi pişti mi? Pişti pişti. Az kaldı bekle. Şimdi ben tadına bakayım sonra sana. Şöyle suyundan da dökelim. Çok güzel. Kokuları çok güzel. Ama test nasıl? Bilmiyorum. Ben yapacağım da çirkin mi olacak değil mi? Şöyle. Ben yapacağım da çirkin mi olacak? Allah çok güzel. Çok sıcak yanmayın. Acı bayağı acı yani. Ama çok güzel lezzet vermiş. Harika. Ne diyeyim? Ellerime sağlık. Bana afiyet olsun. İnşallah siz de denersiniz. Size zaten şeyleri yazarım tek tek. Hangi üründen ne kadar kullanmanız gerektiğini. Onları da yazarım. Siz de denersiniz. Denedikten sonra lütfen bana yazın altına. Nasıl oldu sizinki? Güzel miydi, çirkin miydi? Ama şunun bir püf noktası var arkadaşlar. Bunu söylemeden geçmeyeyim. Çünkü neme lazım yani zehirlenmeyeyim. Dikkat ederseniz deniz taraklarını aldığımda ilk böyle ağızları kapalıydı. Çünkü donuktu onlar, kapalıydı. Eğer onların ağzı açık olursa, bu kapakları var ya bak şöyle göstereyim. Böyleydi ya, kapalıydı. Eğer bunlar böyle açık olursa onu yemeyin, çöpe atın. Zaten bunlar sıcağın içine girdiğinde tavaya kendilerini böyle hafifçe açtılar hemen. Demek ki onlar taze, fresh yiyebilirsiniz. Ama bu aldığınızda ilk önce kapalı olması lazım. Yıkacaksınız. Yıkadıktan sonra bunları
tavaya koyduğunuzda bunların ağzı ondan sonra açılmaya başlayacak tavadayken. Daha önceden açık olanları lütfen yemeyelim. Bu haftalık da böyle. Vongolemizi yedik, beğendik. Ellerimize sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgi, saygıyla hoşça kalın diyorum. Bay bay. Şey böyle oynayacağız bunlarda. Böyle çocuk oynuyorduk ya. Ben de ben köylü kızı oluyorduk okulda, ben hatırlıyorum. Bay bay.